Azerbaycan'ın en önemli günlerinden yani Milli Kurtuluş Günü'nü yaşıyor, kutluyor olması. Ona dair cümleler kuracak haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu özel gün nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Yıl 1993. Bağımsızlığı kazandıktan sonra iç savaş tehlikesi. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı ve ekonomik kriz ortamı. Azerbaycan'ın bu zor günlerindeki ciddi risklere rağmen Haydar Aliyev halkın kurtuluş misyonunu üstlendi ve 15 Haziran 1993'te Azerbaycan Yüksek Konseyi Başkanı seçildi. O tarihi gün Azerbaycan için Milli Kurtuluş Günü ilan edildi. 15 Haziran aynı zamanda Şuşa Beyannamesi'nin de imzalandığı gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, o beyannameyle iki ülke arasındaki kardeşliği, işbirliğini ve dayanışmayı bir kez daha teyit etti. Erdoğan yayınladığı mesajla kardeş ülkenin Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kutlama mesajında Şuşa beyannamesine atıfta bulundu. Bugün hem Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki Doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle, tek millet iki devletiz ifadelerini kullandığı mesajında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u etiketledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa mesajında iki ülke arasındaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yaptı. Azerbaycan'ın bölgesinin parlayan yıldızı olduğuna dikkat çekti. Kardeş Azerbaycan'ın 15 Haziran Kurtuluş Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Her gün bağlarımızın daha da güçlendiği Kardeş Azerbaycan'ın Kurtuluş Günü kutlu olsun ifadelerine yer verdi.